Çay elinden öteye gidelim garim yarim. Çok iyi Fırat. Uyanam döndüm ana. Ben etsiz bir şey sevdim ben. Kapıyı nasıl açtın? Açık bırakmışsın. Belediyenin arkasındaki beton helvacıya gitti. Allah Allah. Süper kalite hamsi. Bir pilav ne kadar iyi olabilir ha? Hello, herkese merhaba. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Hatçen şu an Rize'deyiz. Normalde havaalanı önünde çekerdik. Havaalanındayız da. Havaalanına girdik, bir tane kocaman kule ve çay heykeli var. Buraları bile çay. Ya bu ne ya? Her yer yemiş. Çok güzel abi. İlk defa bir havaalanından çıktığımızda okey dedim yani. Titriyorsun Yunus. Üşüdün. Üşüdün mü? Rize soğuktur ama sen buralı değil misin? Neresi Rizeli ya? Bir tane gideceğimiz mekana bir de ki abi şuraya da gidelim. Ben gittim çok güzeldi. Hiçbir şey demedim. Bizim Utku da Rizeli bu arada. O da... Cancık Balkan. Neyse arkadaşlar buradan geçiyoruz şimdi. Aracımızı kiralıyoruz. Evet. Üstüne gidiyoruz. Rize'de birkaç yere uğruyoruz. Sonra Trabzon'a geçiyoruz. Aracı almaya geldik. Aracın lastiği patlak çıktı. Senin akrabaları uğrayacağız. Babaannemi dedemi göreyim dedi. Çekime geldik. Adam babaanne dede görüyor. Gelmişken görek. İyi ki fark ettim yalnız. Fark etmesem gidiyorduk pıtı pıtı pıtı. Tamamdır abi. Yeni araç geliyor zaten. Fark etmesen şoförlüğün sorgulardan da yani aracın lastiğini patladığını nasıl fark etmesin? Böyle gidiyordum. Böyle güzel bir memleketten sen nasıl çıktın Yunus? Hele Yunus Utku nasıl çıktı? Diyorum ki nerede kuyumak giyebilirim diyorum Utku'ya. Ne diyor biliyor musun? Caddede bana bir tane kuyumak çıkıyordu. Ben bir kere Gümüşhane'de sonuçta Karadeniz yani. Tabii. Gümüşhane'de yedim kuyumak. Yağdı yani yağ. Ne oluyor lan? Nasıl ya? Eyvallah. Ne oluyor ya? Oğlum gözleri çok keskin ha. Oradan buraya nasıl geliyor? Yani böyle yağın içindeydim. Ben muğlama sevmiyorum. Bambaşka bizim oradaki çünkü yere göre. Çünkü İstanbul'da yedim. Hiçbir şey anlamadım çok ondan. Çok iyiydi. Tatsız tutsuz geldi sen bana. Şimdi bizim memleket tabii. Bak nasıl beğeneceğiz. Şunu da şöyle yap. Şey zanmasınlar yalnız ben bunu böyle yapıyorum. Dalga geçiyorum gibi olmasın. Öyle sanıyorsan senin sorunun. Ya vallahi ben böyle her gittiğim kültüre uyumlanabilen bu kadar bir yer gezdim biliyorsunuz. Karadenizli kardeşim anlaşıldım. Bak Rize ile Trabzon arasındaki kavga devam ettiği için. Niye kavga ediyorsunuz ya? Bilmiyorum sürekli bir Twitter'da kapışmaları var. Hem Rize hem Trabzon ikisini bir arada çektim. Alınan olmasın diye bu kadar önemsiyorum sizi. Oradan gelip yazacak. Rize'ye gelmek yerlerden oraya gidiyor. Ben de o yüzden. Ama burada zaten ne yiyeceğiz biliyor musun bak. Söyle sürpriz olsun. Ticari araba kiraladık lan. Lan oğlum bir dakika dur. Böyle hatchback ben kullanamıyorum bunu ya. Hatchback dediği gibi çıkmadı araba. Riv 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 riv. Ben görmüyorum ki arkayı ben. Gel. Tamam. Saat 11'de bitiyormuş abi. Şanslıysak kalmıştır. Usta 11'de bitiyor mu yemek? Rize kavurması dünyaca ünlü değil. Türkiye'ce ünlü. Rize'ce ünlü. Burada bir şeyin iyi yerini bulmak internetten çok zor. O yüzden birazcık lokal araştırma yapacağım. Abilere soracağım. Esnafa soracağım. Öyle şekilde ilerleyeceğiz. Liman. Ha liman ha. Hoş bulduk. Merhaba. Bir tabak yeter mi? Beraber yiyip tadına tamam. Bakalım. Sen bir rica et. Çek. Kazanını çek. Ben şimdi anladım neden Rize'nin kavurması meşhur. Etini sevmeyebilirsin sen normal olarak ama suyuna bam ekmeği ye. Lokum gibi olup lokum gibi. Ben şu an inanamadım. Ne bir koku, ha, ne bir kötü tat. Beğenmiş. Ağzında dağılıyor. Kavurma sevmeyeni sevdirecektim, sevdirdim zaten. Şifalı gibi mi suyu? Zahmetlidir ama ben sana söyleyeyim. Bu et öyle attım kazana pişti değildir. Olabilir. Yani. Ben yani bu kadar bu. Videoda bu kadar şey yedik gördük. Acayipmiş gerçekten. Ceyda için bu tarz etleri yemek imkansızdır. Şimdi ben videolarda her şeyi yiyorum diye bana zannediyorlar ki eve gidince de aynen devam ediyorum. Alakası yok. Sadece video için yiyorum. Güzelse güzeli söylüyorum ama benim keyfim olmuyor böyle şeylerde. Ben daha böyle sebze yiyeyim, tatlı yiyeyim. Yani ben tatlıcıyım. Beni götürün mesela tatlı cennetine sabah akşama kadar tatlı yerim. Kendini keseceğim lan. Bir tabak sana söyleyeyim mi? Bir de şöyle bir şey var. Zannediyorlar ki biz buradan tadına bakıyoruz ya sana bir tane veriyor sanıyorlar. Yani biz kamerayı kapattıktan sonra yiyor yani çocuk buradaki. İsterse 10 tabak ye. Oğlum suyu mükemmel lan. Bunun suyunu beni mesela ölünce kavurma yapsınlar. Yani öyle bir şey yani. Tövbe estağfurullah. Tabii ki de kimse yapmayacak Ceyda. Ekmek de çok güzel. Trabzon ekmeği. İki tane kuru fasulyeci var. İkisine de gidelim mi? Çünkü hangisi iyi bilemiyorum. İkisi de ünlü. Peki şimdi biz buradan kuru fasulyeciye mi gideceğiz? Aha. Sabah 9.30'da kuru fasulye yiyoruz. Ben daha ne diyeyim yani. Arabada kendinizi tutarsınız diye düşünüyorum. Birine Vedat Müyür önermiş, birine insanlar önermiş. Bakalım Vedat abi mi insanlar mı? Burası liman lokantası bu arada. Kavurma. 90. Uygun bu kadar ete. Ben bunu bir daha gelir yerim lan bugün. Evet gerçekten.
kırılsın bardaklar. Öyle bir yemek. Çayda böyle değişik bir dem, değişik bir acılık var. Yani güzel. Çay tadı var abi. Ben sallama içiyorum evde. Sallama çay şu. Çay. Gibi bir şey işte. Arkadaşlar şimdi 20 dakika yol yapıyoruz. Ağzımda şey kürdan akar. Kavurma yemenin kötü yanı o. Gel, geç bir tarafa. Bravo. Hadi kendine iyi bak Yunus. Biz şimdi kuru fasulye yemeye gidiyoruz. Akrabalarına uğra, alırım seni buradan. Anam. Şimdi Vedat abinin önerdiği yere gidiyoruz. Ama aynı zamanda Yunus'un ailesi evet, de önerdi. Onlar da buralı olduğu için onlara da kulak verelim dedik. Lale Restoran. Burada park yeri nasıl oluyor bu şeyde? Olmuyor abi. Çay eline geldik değil mi biz şimdi? Çay elinden öteye gidelim garim yarim gidelim ya. Ben İstanbul'da yedim çayeli kuru fasulyesi. Hem de Karadeniz lokantasıydı. Lokantası ha. Abi ben yediğim en güzel şeylerden biriydi. Göreceğiz. Muhtemelen 10 katını yiyeceğiz. Heyecanlıyım açıkçası çünkü çok severim kuru fasulye. Dünyanın en kolay şeyi ve iyisini yapmak çok zordu. Sulu sulu kuru fasulyeyi de hiç sevmem. Böyle suyun içinde gelse ya görürsen biz seni şöyle bu. Kalsam böyle dünyanın en lezzetli şeyi olsa da. Suyun içinde gelirse sevmem abi. Ona ön yargılı denir buna ama. Burada kara lahana çorbası ve kara lahana sarması da var. Onları da söyleyeceğiz. Yemin et. Yalan söylüyorum ya. Senin köye gideceğimiz için bir gün daha uzatma ihtimalim var burada kalmayı. Riv. Kuru fasulye sevmeyen bir insanın evladı olmayan bir şey değil mi? Yoktur herhalde bunu sevmiyorum diye. İyisini çok zor yersin. O sulu sulu dokunduğundan parçalanan kuru fasulyeyi hiç sevmem. Kuru fasulye dediğin çay elinde olur. Bizim orada da vardı çay eli kuru fasulye. Sizin orası neresi? İstanbul'da. Aa, çok iyi. Tamam. En sevdiğim şey lahana, pazı, ıspanak, ıvık gıvık, mercimek, nohut, kuru fasulye. Senlik yavrum bunda et yok. Aa, yani bana gelmez. Her şeyde et istiyorsunuz. Çok et sevmiyorum dememe, senin sebze sevmiyorum demen aynı şey. Neden benimki problem oluyor da seninki problem olmuyor? Yapıştırın. Ben sebze de sevebiliyorum da bu bende sevebiliyorum. Yani. Ben de et sevebiliyorum. Çok sıcak. Hmm. Kuru fasulyeye büyük umudum var. Hadi. Sütlaç da beni gözümden kesiyor şuraya koydukları fotoğrafa. Sütlaç çok güzel. Burada mı yiyeceğiz sütlacı? Hamsiköy'e yiyeceğiz de. Buradanın da ünlü bu arada sütlacı. Yesek mi bir tane? Baksak mı tadına? Ben bilmem. Bence karşılaştırmak adına Hamsiköy mü burası mı yenebilir. Kendimi kandırma şeklim. O zaman burada da yiyelim. Öbür tarafta da yiyelim kuru fasulye. Zaten bir kavurmanın tadına bakalım mı diyecektim. Kavurmanın tadına bakalım mı mı? Abin kurban olsun ha. Bu arada ben bunu yerim ama ben bunu bitirirsem hiçbir şey yiyemem bir daha. O yüzden... Yok bitirme. Yunus sen devam et. Sen de bir bak bakayım tadına. Babaanneninkiyle karşılaştır bakayım. Yunus'un babaannesi bayağı Lazca falan konuşuyor yani. Onun ana yemeğidir diye düşünüyorum değil mi? Bilir bu işte. Sen genel olarak zaten bu yemeği pek sevmiyorsun galiba. Tabii olabilir. İnsanın zevki yani bu. Ya benim hayatta sevdiğim her şey beni öldürmeye çalışıyor arkadaşlar. Bu gerçek. Yok Ceyda abla seni öldürmeye çalışıyor. Hayır yani Ceyda abla yemekler. Kimin sözü bu? Şey, Scorsese'in miydi? Bir tane yönetmenin sözü neyse. Ya ben genelde beni öldürecek şeyleri daha çok seviyorum. Bu beni öldürmez, yaşatır çünkü. Özellikle etinden almalı cancık. Efendim canım benim. Abi. Ya ben bir de öbürünü denemek istiyorum arkadaşlar ya. İşte kuru fasulye abi. Burada bir de yağ, yağ çok yağ. Dibindeki yağ aldığın zaman tadı geliyor. Yapalım bir çılgınlık. Bir süre de bakalım mı? Çılgınlığa bak ya. Bir kuru fasulye ne kadar farklı olurdu? İki tanesi deneyeyim ya. Muazzam. Çok iyi. Çok iyi. Arabada kendinizi tutun, kapalı alan beni canı sıkmayın. Tadı damağımda kaldı. Çok güzel. Şimdi ben bir doğulu et manyağı olarak çok böyle beklentim yoktu yani. Şey demiyordum anladın mı? Hani Karadeniz'e gideceğiz, yemeğe doyacağız. Şu an 2'de 2 bu arada. Kuru fasulyede heyecanlanmıştım sevdiğim için. Ama düşündüğümden yüksek çıktı karıcığım. Yani var ya bir soğan atardım ki ağzıma orada böyle evet, ısıra abi. Isıra yerdim. Eksiğini söyleyeyim restoranın. Soğan. Masaya bir soğan kırsınlar ya. Çak iyi. Çak. Kuru fasulye peşinde. Zart zurt. Güzel program. Kuru fasulye peşinde zart zurt. Kuru fasulye peşinde. Zing. Zartsot Production. Hani o geliyor. Yapım şirketi geliyor. Hazırsın. Elimi mi tutuyorsun? Kuru fasulyeye. Heyecanlıyım. Elimi çekiyor, elimi tutuyor, elimi çekiyor. Ben zaten bu son. Bundan sonra rejim. Pilav yanını söyleyelim istiyorsan bir tane. Ne bileyim bir tane pilav bakmayacak mısın? Meşhur pilavcıya gideceğiz ama Trabzon'da. Ha, o zaman tamam. Ama bir test edelim meşhur laf arasındaki farkı. Ha? Tamam. Sütlaç da sütleyelim. 1958 diyor yavrum. Bir tabakta pilav alsak olur mu yanına? Evet. Yanında bir de sütlaç. Hazır mıyız? Başlıyorum. Susuz, daha yoğun salçalı, daha kıvamlı olması. Siz ne güzelmiş ama ben öbür taraf diyorum. Hiçbir zaman uyuşamadık. Çok güzel.
Yalan yok. Bu da çok lezzetli ama taraf. Bunun 1958 tarih olduğunu belli yani bunun. Burası ilkmiş zaten. Hep burası yetiştiriyormuş insanları. Ha. Yandık arabada. Zartzort Production. Pilav da çok güzel. Tam bunluk pilav. Ben bunu salçalı oluşunu böyle anladım. Daha yoğun oluşunu daha çok sevdim. Çok tane tane olmuş pilav. Nasıl olmuş böyle güzel? Ben de sütlaç tadına bakacağım. Geliyor zaten. Hiç bakacağız. Hiç yokmuş gibi. Konu konuşulmamış. Ama sütlaç Şamsıköy'de bakacağız aslında. Tamam. Burada. Asıl orası. Ama burada şimdi bakalım ki oradakinin fikrini anlamak adına. Şimdi geri dönüp emin olmak için bir de orada bir tabak daha mı yesek? Ne diyorsunuz? Şey, bir tane de sütlaç rica edebilir miyiz? Sütlaç. Şu sütlaç içeriz. Şimdi bunu Karadeniz'de söylemem çok yanlış elim olacak ama ben biliyorsun fındık sevmem, ceviz sevmem. Ay Fırat'ın ağzından bir şey sevmem duyduk yani. Fındıkla hiç kimse sana sevmem. Bozulmaz merak etme. Ceyda sütlaç çok sever. Ben aramam. Ceyda çok sever. Oh be pirinç ağzına gelmiyor. Çok iyi Fırat. Hamsiköy'de bundan daha güzelse ben zaten Hamsiköy'e yerleşiyorum. Aa yanık tadı ne güzel lan. İnşallah daha güzellerini yersiniz. İnşallah yolunuz buraya düşer. Çok güzel sütlaç. Her gittiğimiz yerde sütlaç söyleyelim. Ben daha önce böyle bir sütlaç yemedim. Fındığın güzelliği. Ama ben fındık yiyorum. O fındık. Türkiye'nin her yerinde sütlaç yapıyorlar. Niye böyle yapıyorlar? Annem de çok güzel sütlaç yapar. Başka yerlerde de çok yedim. Sütlaç ben çok severim ama. Ben güzel lezzetli şey bulunca kızıyorum farkında mısın? Bu arada henüz 3 haftalık like atıyor, yorum atıyor, Instagram'dan takip ediyor efendim. Bunlar candır. Onlar fırın sütlaçtır. Çünkü bir de cancıklar vardır. Şu an keyif alıyor, şey yapıyor. Bir abone olayım yok ya. Şöyle elini kaldırıp bir abone olsan ne olur? Zaten karşılığında beklediğimiz tek şey buyken olmamayı tercih ediyor. Çünkü cancık fırın sütlaç görünümünde. Kebapçıdan söylüyorsun ya tatlı varmış. Söyleyeyim mi canım? Söyle. Ne istersin? Kazandığı bir fırın sütlaç. Bir söylüyorsun üstünde paket. Dışarıdan almış buzdolabı gibi bir tane dondurmacı. Onun içinde böyle tatlılar var. Yemek sonra tatlıcılık işte. Onlardaki o sütlaç. Anlatabiliyor muyum? Tadı kötü o sütlaç. O gancık odur. Can olun efendim. Varsın ama tadın kötü. Minimum sepet tutanı doldurmak için söylediğimiz tatlı gancık. Barış söyleyecektim. Diyecek mi? Bir sütlaç daha alabilir miyim? Ya Hamsiköy bundan güzelse vallahi dönmem ben. Serdir. Onunla ünlendiğine göre. Vay vay. Ki tapelere çıkmış. Tapelere mi? Tapelere çıkmış. Sütlaçın tepeleri çıkmış abi. Öyle meşhur. Tepelere çıkacağız. Pilavla bu 93 çıkıyor. Ama suda var. Aynı fiyatları. Fiyatlar aynı. Ama bak yiyip uçağa binmeyin. Zartzort Production olur. İyi değil. Şimdi Yunus'un köyüne gidiyoruz. Haydi. Yunus köyde kimse sevmiyorsa çok çok eğlenirim. Evet Yunus bacı. Yunus bacı. Ne diyeceğini bilemedim. Yunus konumu ver la. Ben nerede bulayım sizin köyü? Dön Artvin'e doğru git. Atacağım şimdi konumu. Artvin nerede? Arkada kalıyor. He. Sanki biliyoruz da Artvin'e doğru git diyor. Batum'daymış değil mi bunun köyü? Bizi zorla çıkartıyormuş. iPhone alıp dönüyormuş. Abi telefon alacaktım ya. Bizim köy burada değil. Dere var köyünüzde. Aa, çok şık. Çok şık ne ya? Çok entegre. Allah çok dikkatli git Fırat. Arabanın da genişliğinin farkında değilim. Biraz tırstım açıkçası. İşte tırs dikkat et. Sana diyor çocuk abi yollar zor abi diyor. Sen evet. Uyanam dondim anam. Ha buraya lezzet. Balık balığı yerken yakalamışlar da. Evet. Küçük balık küçük balığı yutmuş bir değişiklik. Bayağı dik yamaç. Ana Allah. Bu ne? Aman yok amca gitmeyin. Beni tutun çok kötü burası. Çok kötü bir şey yaşandı bu arada. Bak köy evinde olmanın kötülüğünü anladım. Hazır mısın? Çok sıcaktan dışarı mı çıktık? Tuvalete girdim abi. Klozete oturdu. Götün dondu. Köyde biri bağırdı ya. Dondim anam diye. O bendim. Sobayla ısıtılan evin odası mükemmel ama tuvaleti çok fena oluyor. O yüzden eski tip tuvalet yani Alaturka mı oluyor? Ben Alaturka'ya girdim. Ben de öyle yapmalıydım. Alafranga'ya girdim oturdum dondum. Zart zor. Tıt tıt tıt. Çocuğum çok toplamasın neremize sokacağız? Yeter desin. Biri yeter desin babana. Fark ettin mi? Derin dondurucu bak bak. Maydanoz yetişiyor derin dondurucuda. Oğlum kaç kilo oldu? Oğlum babam getirirken satalım pazarda olduğunu. Oo! Herkes çantasına üçer tane atsa. Yeter. Heh, tamam tamam. Vallahi ya. Yeter. Ekşili böyle. Çok seviniyorum böyle şeylere.
Ben arabaları çıkartıyorum. Sen de drone uçur. Yan köyden pompalıyla vursunlar seni. Drone'u bir izlerim. Her gittiğiniz yeri beğeniyorsunuz. Abi zaten beğenilen yerleri bulup araştırıyor çocuk. Ben boşuna mı iki günümü harcıyorum buna? Beğenebileceğim, %100 memnuniyetle ayrılacağımdan emin olacağım yerleri bulmaya çalışıyorum. Ekip bulmuyor bunu, ben yapıyorum. Evet. Çünkü ben zaten böyle şeylere meraklıyım. Öyle de olması gerektiğini düşündüğüm için ben yapıyorum. Ve en beğenilen yerleri bulmaya çalışıyorum. Turistik yerleri değil ama. Trabzon bu konuda zor oldu. Çünkü buradaki yemeklerin çoğu evde yapıldığı için yerlisi dışarıda yemiyor. Mekan çok yok. Ama şu ana kadar yediğim her şey güzeldi. Pide de muhtemelen iyi olacak. Çünkü tüm Türkiye'yi ünlenmiş. Ya pide çok, çok severim. Şöyle düşün ama mesela Aydın'da yediğimiz pide en iyisi. Şu zamana kadar yediğimiz. Evet. Yeni Pazar'ın pidesi. Öf. Bakalım. Ayko abiden kırıp gittiğimiz. Gittiğimiz yer. Bakalım ama Trabzon'unki de ünlü yani. Şimdi bir göreceğiz. Çocuk geri düşecek. Onu deniyorum işte. Düşerse büyük reyting olur. Kameraman kafayı kırdı. Sürmene de. Bu kadar hızlı sürmene gerek yok. Riv 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 riv. Sürmene de aşk yaşıyorlar, koşuyorlar. Yunus da bizi kovalıyor. Peten kovalanır. Gıcık kayınço gibi. Camı açık bırakmamız çok iyi olmuş. İnşallah çalınmamıştır. Aman yarabbim. Ya bak, gördün mü ya? Çok farklı bir şey yapıyorum. Peynirliden başlıyor. Peynirliden başlıyor. Bir dakika. Yağlı bölümünden aldım. Gerçekten çok iyi. Bir daha İstanbul'da Trabzon pidecisi yazın hiçbir yerden yemeyeceğim. Dehşet. Beni kandırmışlar oğlum beni. Bu kıtır kıtır çıtır çıtır bir şey mi? Fena. Hiç mekanı hani sanayideymiş, yürümüşmüş düşünmeden gelin yiyin abiciğim. Ya bazısı çekinir böyle. Daha merkezi noktada olsun, şey olsun falan. Yok abi. Peynirliğe bakacağım. O ne yani? Ben hayatımda bu kadar güzel kıymalı pide yemedim abi. Peki. Bu arada Aydın Yeni Mahalle'de. Şimdi onu diyecektim. Aydın mı? Burası. Aydın'daki de çok güzel. O yumuşak bir pide ama bu farklı. Bu ne? Peynire bak. Uçmuş bu. Ben etsiz bir şey sevdim ben. Unu atacağım kendime, ellerini öpeceğim. Öyle söyleyeyim, öyle güzel yani. Türkiye'de ünlenmeyi hak etmiş, niye hak ettiğini anladım net. Yani. Ben şöyle değerlendiriyorum bir şey, iyi mi kötü mü? Bir daha oraya bunu yemek için gelir miyim? Evet, bunu yemek için buraya gelirim. Şu an 4'te 4 gidiyor biliyorsun. Şu an 4'te 4, oha yalnız. Hala Urfa 1 bu arada. 2 burası diyebilir miyim bilmiyorum. Acaba 1 mi? Birer kavurmalı kaşarlı söylesem. Çüş. Tamam. Kalanını paket yaptırıp eve mi götürsek? Düşüncesi var aklımda. Kalacağımı düşündüm. Abi çok güzel ya. Şu an keşke yerim olsa da hepsini yesem. İnşallah gelip yeme fırsatınız olur. Şuradan bana sakın ver. Oğlum bir şey oldu bana, Hulk oluyorum şu anda. Sanayiye saldıracağım şimdi. Çok beğendim. Yunus'cum kapat yanını. Biz yumulalım seninle beraber. Evet haydi. 10 numaraydı. Çok haydi. Güzeldi. Bir de orada sahibi bize yardımcı oldu. Kuymağı nereden yiyeceğimi bulamıyordum. Bir de hamsili pilav çözdü bana. Hadi iş. Hamsili pilav evlerde yeniyor diye. Evlerde herkes yapıyor diye dışarıda pek yenmiyormuş burada da, öyle dediler burada da. O yüzden hamsili pilav yapan yer arıyoruz. Biz de hamsili pilav yemeye yer arıyoruz ha. Valla. Çok iyi oldu bu Karadeniz pidesi. Kıymalı dehşet saçıyordu etrafı, fark ettiniz değil mi? Dehşet saçtı bak böyle. İyi pide yiyince ben. Wow! Kapıyı nasıl açtın? Açık bırakmışsın. Abi ne oluyor? Belediyenin arkasındaki beton elbacıya gitti. Abim. O abi biliyor işte. Abim yemekleri misin? Biliyor. Orada denk geldik abiyle. Oraya git dedi, buraya git dedi. Evet, beton yetmez de açarız kapısı. Yani şu hamsili pilavı çok merak ediyorum. Çünkü merak hiç ediyorum. Mantıklı gelmiyor bana. Daha doğrusu herhangi balıkla pilavın manasını çözemediğim için aşırı merak ediyorum. Onu yemem lazım biliyor musun? Karıcığım. Fırat'ın neşesi yerine geldi. Sallanıyoruz çok. Arkadaşlar. Helvacı'ya başka bir zaman gelmeye karar verdik. Yani çünkü yarın başka bir zaman ne demek? Hafta gibi bir dahaki video. Tam iş çıkışına denk geldik. Arabayı bile koyamadık. Şimdi otel bakacağız. Yöresel de değil. Değişik bir otel baktık. Bakalım bir gidelim. Görek. Otel yuvarlak çünkü. Otelde belki vardır. Konum buraya getirdi. Otele geldik, yapılıyor. Biz inşaattan girdik. Evet ya, orada yol devam ediyormuş. Ben de bitti sandım. Ne oluyor lan? Ne korkuttun bizi oğlum? Fırat ne yaşıyorsun sen ya? Aa şurası. Bak şurası. Yukarıdaki ya, gördün mü? Sarayımıza geldik. Nottingham Forest. Buckingham Forest. Neydi lan sarayın adı? Buckingham Palace. Buckingham Palace. Evet, kahvemizi içek. Yana odamızı çekek. Burada mı kalıyorsun kardeşim? Ha, burada kalıyorum abi.
Çok düşündün mü bu mizansen için? Oda çok güzel değil mi abi? Değişik güzel bir oda. Burası yani. Eski bir cephanelik galiba çünkü otelin adı öyle. Şimdi geldik buraya. Yunus da yan odamızda kalıyor. Normalde de biz hep otel odası tutuyoruz. Niye? Bir aksilik olur, bir şey olur, otele gitmek gerekir. Mesela Fırat çatlar. Ben çatlarım falan diye tutuyoruz ama bu sefer gerçekten kalacağız. 2 gün sürecek. Yok bugün kalıyoruz, yarın da devam. Oğlum. Duşun onda televizyon niye? Jacuzzi de televizyon izle diye yapmışlar. İçinde bunu ne yapayım burada niye? Ama o çevriliyor da buraya da çevriliyor. Kafan yok. Kafam yok mu? Günaydın. Bu ne ya? Böyle bir oturuşu var buranın. Buraya bir oturuşun gerçekten böyle bir oturuş mu ya? Canlarım. Konuş. Dün gece saat 10'la 7 arası neredeydin? Oteldeydik. Sabaha kadar yeni ısındı otel. Çünkü kimse yokmuş. Yeni açtılar şey. Şu an sıcak değil mi? Yeni açmadılar. Gece açtılar da ısın. Yani anca ısındı tabii ki de. Çünkü taş. 2 gün kalır mıyız gibi bir geyik yapmıştım. Gerçekten 2. gününü kalmak zorunda kaldık. Kaç gün kaldın Trabzon'da? Ben salak gibi en uzun geceyi seçmişim. 4.30'da hava karardığı için çekim durdu. Yarısından çoğu bugüne kaldı. Olsun. Şimdi neler iyi. İzleyeceksiniz yani neler? Yuvarlak masa toplantıları burada yapılıyor herhalde. Ev, oda yuvarlak zaten. Oda da yuvarlak bakın. Otel de yuvarlak komple. Aa dışarıdan göstereyim. Burası Rapunzel'in kulesi gibi. Kalesi gibi. Kulesi gibi. Kule. Neden? Havuza inişi var. Buradan havuza inebiliyorsunuz bu arada bu kattan. Şimdi göstereyim ben size. Nasıl olacak bilmiyorum ama olsun. Şöyle atlıyormuşum gibi düşünün. Gidip kuyumak yememiz lazım. Sonra ham sükü süt. Laçı boy bes bes. Lakates. Geldi. Ne geldi? O bize değil. Bizim bildir yok artık. Güzel görünüyorsunuz. Neden? Işık güzel. O zaman bizi bir çek. Şipleyin la bunu. Yazın. Şimdi bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bunu ben Emre Durmuş'tan öğrenmiştim. Emre kardeşim yanlış anlatmış Emre bana. Emre seni burada şimdi bak şey aldın o zaman. Ben de Ceyda'ya öğretmiştim. Bütün bilgiler yanlışmış. Muhlama Rizelilerin, kuyumak da burada Trabzonluların koyduğu isim ama ikisi aynı şey sanıyordu. Öyle demiştin çünkü bana. Bana demedin. Videoda söyledim. Ben senin videoyu izledim. Çok güzel bu arada. Yaylamayla çıkmamışsınız diyorsanız Emre Durmuş'un Trabzon'a gittiği yaylalar videosunu izleyin. Mükemmel. Emre'nin bir kanalı mükemmel bence. Gelmeden önce araştırırken önüme düştü. Acaba çıksam mı dedim. Sonra dedim boş ver dedim. Gördük artık oraları. Neyse. Birisi mısır unundan, birisi normal undan yapılıyormuş. Bunlar bayağı farklı yemeklermiş. Diye az önce bilgiyi aldık buradan. Trabzonlu olman gerekmez mi bugün? Burun yapım Karadeniz'de diyorsun. Yok değil. Biraz öyle. Küçük. Baba tarafından pardon ufak da, bir yakalamış gibi. Burnunu çektirme bana şimdi Karadeniz'in çocuğu. Okka gibi burnu var. Utku'dun da öyle. Onlar Laz değil ki. Benimkisi bak. Sen Laz'sın. Tamam. Değilim de benim akrabalarda vardır kesin. Bak yandan bak. Benim benziyor. Hiç yani gerçekten her yere akraba salçası olma. Arkadaşlar benim 58 tane kuzenim var. Normal değil mi bir yerlerden yakalamamız? Babamlar da öyle. Çok kalabalığız biz. Şimdi mikrofon takımı bana hoş gelmedi. Böyle kullanıyor. Çok yanlış. Ben gidiyorum. Sen git kuyumak çek. Çay doldurdu. Çayın yarısı zaten masada. Bayağı doluymuş çünkü onu tahlil edemedim. Tahlil edemedim ne peki? Bunlar bize mi geldi? Yok, yok hayır. Bunlar krep. Ay patates kızartması çok iyi duruyor. Patates kızartması isteyeceğim. Ziyan olur kalır. Ay ben patates kızartması isteyeceğim. Kalmazsa bir sonraki gittiğimiz yerler kalır. Patates kızartması istiyorum. Tamam gelecek sana patates. Yani, patatesiniz nasıl olmuş? Of çok güzel çay. Çok kaliteli çay. Patates kızartması ev patatesi mi? Evet. Kahvaltının içerisinde. Ha var mı? Ha tamam. Bunun adı neydi ya? Asimer Kafe. Asimer. Kahvaltı evi. Asimer Kafe. Gibi. Ay incecik. Bu ne güzellik. Bu ne? Ha. Böyle patates olamaz. Patatesin tuzu. Trabzon'da yediğim en iyi şey patates olabilir. Şu an yediğim en güzel şey. Güzel bir şeymiş turşu kavurma. Ekşiliği falan yerinde yani. Lop 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 gider yani. Ben daha önce yemiştim çok güzel. Aa Muammara'yı çok iyi yapmışlar kız. Her şey önce koklamayı seviyorum ben de. Öyle bir şeyim var. Ben çok kahvaltıcı ekmedim. Bu zamana kadar gittiğim en iyi kahvaltıcı burası. Öyle belki bir şey Trabzon'da birçok kahvaltıcı iyidir onu bilemem. Patatesle kafayı yedim. Sağ olsunlar bana bir tane daha patates getirdiler. Bu arada kaygana bu. İstanbul'da çok söylerim Trabzon kahvaltısı. Utkular da çok sever hatta. Onların da böyle sürekli gittiği bir yer var. Orada yediğimle burada yediğim kaygan arasında biraz fark var. Bu daha tok. Kuymak sevmeyen biri olarak ya da muhlama sevmeyen biri olarak muhlamanın tadına bakıyorum arkadaşlar. Bak bakalım nasıl bakacağını biliyor musun? Nasıl bakacağım? Bunu bilmiyorum. Şey. Öyle mi bakılır? Tabii. Ne alakası? Bak 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 bu böyle uzuyor. Böyle bir şey yemedim tabii ben. Böyle bir kuymak yemedim. O yüzden belki de seveceğim. Ben gitmiyorum. Ben burada kalacağım. Bu ne oluyor lan? İşte bunlar beni çıldırtan şeyler. Yok abi.
Ne o? Tatsız ki, tadı yok gibi geliyor nasıl bana. Nasıl ya, nasıl ya? Niye böyle ya? Ben kuymak tadı yokmuş gibi gelmiş. Size veriyorum gibi olamayız. Akşama kadar tok tutması için yapılmış bir şey gibi geliyor. Bir türlü sevemiyorum ya. Neden böyleyim ya? Kahvaltı kültürün yok senin, zayıf. Zayıf, evet. Pankek bile yedim, alakasız burayla. Demin bir tanesini yedim. Pankeki de bu kadar güzel yapamazsınız. Aa, resmi çok iyiymiş. Çok övüyormuşuz gibi duruyor ama çok güzel. Kusura bakmayın, ne yapayım ben gerçek yalan söylemiyorum yani. Beğendim çok çünkü. İyi. Geldiğimizden kimsenin hiçbir yerine haberi asla haberi olmaz. Ki bizden sonra biri giderse haksızlık yapılmasın diye haberleri yok bu arada. Tek bir yerin haberi var şu anda. O da ısmarlattık. Ha evet. Mecbur. Hamsili pilav için. Abo. Freşlikten ölecek. Yandan toplamış gelmiş. Toplarken üzerine zeytinyağı sıkarak toplamış. Bir de sevmedim diyorum ama tadına da sürekli İşini bakasın. İşini böyle yapan insanlara bak. Ben hayranlık duyuyorum. O muhlama değil mi? Ha, bu kuymak o muhlama. Bu dehşet yağlı olan. Tamam bu beni öldürebilir. O yüzden güzeldir o. Bak canıma kastediyor şu an. Görüyor musun yağları? Bak. İskender bu. Ben muhlama sevdim abi. Bu çok iyiymiş bu. Ben bu. Ya bu kız. Peynir ne pişmiş ya? Oğlum bu ne? Peynir çok acayip tadı. Ne fazla yağlı benim için. Ben yiyemem. Nasıl alınıyor ya bu? Allah Allah. Döndür döndür şöyle. Ya dur şöyle yapayım. Heh, teyzeye de teşekkür ederim içerideki ablalara. Fit. Kuru fasulye mükemmel. Pide. Pide efsane. Kavurma inanılmaz. Dörtte dört yapıyoruz ha. Çok inanılmaz. Iyi. Buranın yorumlarında bir şey gördüm. Mekanla ilgili genelde negatif şeyler var. Mekan seven başka bir şey. Hani öyle yaylası gibi burada böyle bir hayaliniz var, öyle bir mekan değil yani. Bak şehrin içinde bir yer canım. Ama lezzet uçmuş. Ceyda ile şunu konuştuk. Bu doğru bir tespit abi. Eğer bir şehir dışarıdan turiste değil de içerideki yerel müşteriye hizmet veriyorsa. Evet. Mesela Sivas, Urfa. Urfa şimdi diyeceksiniz turist yok mu? Var, var. Ama çoğunlukla Urfalı'ya ve hizmet veriyor. Burası falan. Kalite iyi oluyor yemeklerde. Çünkü yemez yani, anladın mı? Der ki evimde yerim daha iyi der. Evde herkes eminim çok güzel yemek yapıyordur, kahvaltı ediyordur. Onları tatmin edecek şeyler yapılması gerektiğinden tabii. Herhalde çok güzel. Sadece yani. Kahvaltı için değil işte, köftesiydi bilmem ne, her şey için söylüyoruz. Hamsiköy'e bir saat yolumuz var ve dağlara çıkacağız. Orada hani beklentimiz yükselecek. Çünkü zaten Rize'de bir sütlaç yedik ve çok beğendik. Öf. Ne kadar farklı olabilir bilmiyorum. Göreceğiz. Bir de tabii oranın manzarası var Hamsiköy içinde. Yalnız müteahhit mevsimi herhalde. Evet, her yeri yapıyorlar. Her yerde inşaat var. Sadece Ceyasun. Nereye gidiyorsun sen şu an? Şimdi burası arkadaşlar en eski restoran. Tarihin tarihi bu. Tabii ben yolu bulamıyorum. Sapıttı. Navigasyon bakmayı bilmiyor Fırat Albayrak. Çünkü hep bana o kadar çok dalga geçti ki ben ne kendisi bakamıyor artık. Yunus seni ayaklar altına almışlar. Aa Yunus. İsmi ne buranın? Tarihi Kalkanoğlu pilavcısı. Aa şurası. Yedin dal içeri. Süper kalite hamsi. Buradan giriş yok. Bu taraftan. Cancık rezillik. Hoş bulduk efendim. Bunlar ne ya? Bir tane osap içtim. Çok güzeldi. Deneyin. Bir de çok minnak. Bir de çok minnak suları var. He, şeyleri yapmışlar. Çok merak ediyorum nasıl gerçekten. Çok özürler. Bir pilav ne kadar iyi olabilir abi? Burada genelde yediğim her şey çok iyi çıktı o yüzden. Artık ne kadar iyi olabilir cümlesini karşılıyor. Bende olabilir. Baksana pilavların rengi çok farklı. İç pilav gibi. Değil mi? Herhalde. Ben kaşıklayarım. Bunu bayağı övmüşlerdi bu arada. En çok övülen yer burası. Yani kesinlikle Trabzon'a gelince gelmeniz gereken bir yer. Çok değişik bu arada. Pilav yiyorum yemek diyemem. Yemek değil yani. Yemek. Evet. İyi de bunun bu kadar tadının güzel olmasının içinde bir şey vardır bunun. Nasıl ya? Hayır yani ne bileyim bir şey suyunda pişiyordur bu. Çok iyi. Baksana tadına. Vallahi bak çok bayılacaksın. Bunun içinde çay mı var? Sulu çay demir falan gibi bir şey olabilir mi? Çay şeyi geliyor ağzıma. Bunun içinde ne var ya? Çok güzel. Çevir suyu. Ha, et suyu, kemik suyu, tereyağı. Rengi o yüzden mi bu renk oluyor? Hani beyazlıydı. Ha. Şifa ya şu an. Et suyu, kemik suyu. Ama onun nasıl tat vermiş? Evet. Nasıl? Bayağı güzel. Yani değişik bir deneyim oldu benim için. Onu söyleyebilirim. Hani pilav yiyeceğimi düşünüyordum ama pilav yemiyorum. Hani mesela böyle bir pilav evde yapılıyorsa zaten sade yersin yani. Akşam ne yiyorsun? Pilav yedik. Evet. Tek başına pilav yedik. Hayatta en zor şey nedir biliyor musunuz? Basit olanı yapmaktır. Düf kendime müzik koyayım da bir anlamı olsun. Çok az yorum yapıyorum ama en sevdiğim şey bu oldu bu arada. İnanılmaz dengeli şu an. Yani. Öyle mi diyorsun? Sen kimsin ya dengeli mi? Vedat Milor musun sen? Ya Vedat Milor da gelmiş buraya. Öve öve bitirememiş. Çıldırmıştır tabii. Abi takipçiniz Vedat abi.
Ne olur bir yemeği de beraber yesek. Senin en sevdiğin yemek ne oldu? Ya hepsini tekrar şöyle bir baştan dönerim. Sütlaç. Olur. Burada mı yiyeceğiz sütlacı? Bence biz sütlacımız... Bence burada sütlaç varsa... Evet. 3 tane kaşık. Yani tadına bakın şey. Yani bunun pilavı ve sütlacın değil. Yani burada sütlaçı da iyidir buranın arkadaşlar. Unuttum. Kahvaltı ha, ne kadar 180 lira. Bu arada asla bir indirim yaptırmıyoruz. Kesinlikle fiyatı bu yani. Hani aklınızda olsun. O kahvaltının içerisinde kuyumaklar ekstra. Ha. Bazı yerlerde kesinlikle. Ben beğenmek benim ne haddime deme duygum geliyor. Daha farklı. Şeydeki daha güzeldi. Rize'deki. Daha güzel. Çünkü neden? Fındık bambaşka bir şey getirmiş. Genel olarak bir şey var sütlaçlarında anlamadığım çok iyi. Ne kadar borcunuz? 90 liranız varsa alıyorum. Tabii. Aha, beton elba bulmuşken alalım gel. Farkında mısın? Tartmadan onun farkında kaç gram olduğunu artık yani. Tek tattı. Vallahi tek tattı. 8 gram fazla çıktı, o da önemli değil. 2 kilo. Vay be. Nasıl bir şey alacağız biz? Tadımlık. Şöyle. Arabaya gidelim. Nereye gideceğiz? Su alırız. Aa, bir benzinlikten. Su lazım. Sonra arabada yiyelim. Hadi. Tuzcu yok mu buralarda ya? Yunus ablana bir su kap gel. Hadi oğlum. Betonumuz. Yolda bakacağız. Hamsiköy'e giderken. Hamsiköy'de de bir fıkra yaşadık. Aa. Yani fıkra gibi gerçekten. Şimdi dün pideciye gitmiştik ya, sahibi sanırım. Demiştim hani hamsi pilavı nerede yiyebiliriz? İşte hamsili pilav. Bir hamsili pilav. Falanca bir balıkçı var dedi. Ben dedi arayayım bir sorayım var mı dedi. Aradı. Tamam dedi. Yarın dedi ayarlıyor. Kaç gibi gidersiniz dedi. Söyledik. Planımız bu. Ne bileyim Yunus'a dedim ki Yunus bir arasana hani ne zaman hazır olurmuş. Anlat Yunus yaşadığın durumu. Aradım restoranı. Dedim ki sizi falanca pideciden aramışlar. Hamsili pilav yiyecektik dedim. Bugün için konuşmuşlar dedim. Evet aradılar dedi. Bir saniye dedi. Bir ablayla konuştu. Sonra bana döndü ve dedi ki bugün hamsili pilav olmayacakmış. Yapmayacağız dedi. Kapattı. Evet. Evet aradılar. Bugün olmayacak. Şimdi hamsili pilav arayışına girdik. Her yeri arıyoruz ama hiçbir yerde yok. Ve ben bunu yemeden döneceğim için çok mutsuzum. Aç bakalım beton ayvayı, merak ettim nasıl bir şeymiş. Al yavrum ye. Anladım. Bizim normal bildiğimiz helvanın daha yumuşak, beton diye sert gibi düşünüyordum ama daha böyle kıvamlı olanıymış. Ya bu tarz helva çoğu helvacıda bulunur ama bu gerçekten güzelmiş ama yalnız. Bunu sütlacın üzerine kıracaksın. Ya. Şeker tadı yok abi. Evet. Süt gibi helva tadı var. Tabii, çok güzel. Bunu çantama koyayım da eve götüreyim. Uçakta da yeriz. Uçakta da yeriz deyip yanına beton helva almaz. Niye ya? Çok güzelmiş. Ağzında tadı kalıyor insanın. Hamsiköy'e geldik arkadaşlar. Doğasıyla, koyunlarıyla. Orada koyunlar var. Görüyor musun koyunları bak? Bir şey değil hiç mi? Hiç kıpırdamıyorlar ama. Mükemmel. Çok iyi ya. Çok güzel gözüküyor. Aşağısı çok derin arkadaşlar. Hani düşmeyeyim. Allah. Deli misin? Kızım düz geldi. Nasıl düşeyim? Seni dişçiye götürüp bütün dişlerini çektirteceğim. Sütlaç yemeye gidiyoruz arkadaşlar. Böyle bayılıyor dişçi koltuğuna. Bu arada bu videoda bir sponsorumuz var ve denk gelmesi çok iyi oldu. Nedir o sponsorumuz? Evet. Türk Hava Yolları. Hava. Bir gün daha uzattık ya. Ben uygulamaya giriyorum arkadaşlar. Gelsin şu uygulamanın görüntüleri. Uygulamadan tak 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 istediğim zaman iptalimi, istediğim zaman değiştirmemi yapabiliyorum. Yani telefonu açmama gerek kalmıyor. Uygulamanın artı bir özelliği de ben ikisini kaydettim. Bizim bilgilerimiz Fırat'ta var mesela. Bir yolculuğa çıkarken veya çekimlere hiçbir şey söylemiyoruz. O giriyor, kayıtlı olduğu için pıt pıt biletleri alıyor böyle. Ne oluyor yani? Acentasıyım yani. Anlatabiliyor muyum? Anında bilet alabiliyorum. Aldığım bileti de oradan check-in yaptığım için dijital bir bilet veriyor bize. O hani biletimi kaybettim, kağıdım yamuldu falan gibi uğraşmıyorsunuz artık. Buradan böyle. Kağıdım yamuldu ne ya? Ben çok şehir dışında çalıştığım için uçaklarla gide gele yemin ederim o biletler yamulunca böyle böyle oluyordu cebimde. Bakın bu bir bilet. Bunu böyle tık 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 okutarak hiç bilet çıkartmadan uçağımıza da girebiliyoruz. Kafadan şu an anlattıklarım size zaten 3-4 saat kazandırdı havaalanında. Evet bu arada bayağı kazandıracak. Şimdi derseniz ki ama benim bagajım var ben check-in'e girmesem de. Ben mecbur gireceğim sıraya. Diyorsan hayır öyle değil. Kiosklara gidiyorsun bagajını kendim teslim edebiliyorsun. Evet. Çünkü sen zaten online'da hallettin işlerini. Tak geçiyorsun. Bence en güzel olayı şu bizim gibi böyle anlık değişimlerde hızlı bir şekilde iptal ve değişimi oradan yapabilmek. Mevcut uçağa bakıyorum hop değişimini sağlıyorum. Adana'da da yaşadık bunu. Antep'te de yaşadık. Urfa'da. Tillağını yaşadık. Başka şehre gittik. Evet. Bazen çünkü vakitlerimiz uymuyor. Hemen bilet değiştirmemiz gerekebiliyor. Uygulama aşağıda 7 farklı dilde de kullanabiliyorsunuz. Yabancı arkadaşlarınıza söyleyin. Hemen profilinizi oluşturup kullanmaya başlayabilirsiniz. Bir de oradan millerinizi de kontrol edebiliyorsunuz. Mesela ben bilmiyorum ne kadar milim var. Milmeye de gerek yok zaten.
Uygulamayı indirdiğinizde, giriş yaptığınızda yukarıda görürsünüz. Aşağıdan uygulamayı indirebilirsiniz arkadaşlar. Teşekkürler. Sütaç hazır mıyız ha? Evet, hadi. Hadi bakalım. Hapsiköy'e geldik. Şu an bomboş, kış olduğu için yazın bayağı turist oluyormuş. Maçka'da buluşalım, Maçka'da ne iyi ettik geldik, gelmiyoruz ki. Ne oldu kuşum, yer bulamadı kendine yerleşecek. O seni var ya, yapıştıracak bir tane. Hissettim. Kendin korkuyorsun diye. Çak şuna bir tane de görsün. Ne yapıyorsun? Dişimi kırdım galiba. Kedinin üstü fındık. Aşkım sen kendini yala biraz dur. Ama şimdi biz... Of. Hayır. Tamam sen burada otur o zaman. Ben başka yerde yiyorum. Hadi bakalım. Olmaz abla. Olmaz. Tut onu. Tut onu. Aşkım bu senle değil. Şeker var. Bayağı iyi sütü açmıştın. Hmm. 55 dakika gelmek için değer mi? Öyle bir fark değil ama manzara artı şey de değer. Çok güzel. Çok iyi. Fındık daha iyi. Hı hı. Şimdi ben neyi merak ediyorum biliyor musunuz? Her gittiğim yerde neden yemedim? Kendime soruyorum bunu. Buralara kadar gelemezseniz aşağıda da yiyebilirsiniz yani öyle. Kendiniz... Seni seviyorsunuz. Ay canım ya. Çok şirinsin de öyle bir anda atlanır mı lan insanın kucağına? Ödüm koptu. E tabii kedi bu. Beni niye çekiyorsun? Adam beni çekiyor zaten. Dişimi kırmışım. Yemin et. Korkudan. Az önce ne dedim? Beni korkutma, vallahi ağzımı açacak. Az önce dedim ki beni korkutma, vallahi senin en büyük korkun da ben de dalga geçerim. Seni zor dişçiye götürürüm dedim. Yapamadım da hareketi. Bak biliyorsun değil mi? Benim kalbim temizdir. Böyle temiz kalp mi olur milletin dişini kıran? Hayret bir şey ya. Doğru. Bu kötü kalplilik oluyor. Hoş değil. İptal ediyorum. Muhtemelen o anda fındıkla dişim arasında bir reaksiyon oluştu. Bu ben hamsili pilavı yemeden buradan dönüyorum. Bulamıyoruz ya. Bulamıyoruz ne yapalım ama her yeri aradık. Sizin köye geri mi gitsek? Hamsi yapıyorlardı en son ayıklıyorlardı. Belki pilava çevirtebiliriz. Hadi sen de ye. Sonra gidelim daha yolumuz uzun. Ne oluyor lan? Ha. Ay ay şunu. Annesi çok memnun kalmaz senden. Çok korkak hepsi. Bir tek o tıs seviniyor. Evet, o da böyle seviniyor kendini. Böyle patates mi kokuyor? Böyle bir salça mı kokuyor? Bir şey kokuyor. Çok hayır, güzel kokuyor. Hayır yavrum, köfte kokuyor. Köfte mi kokuyor? Ha o tarafta mı? Ha aynı. Tamam. Ha tamam. Ha, o zaman tamam. İçeri geçelim. Kamerayı el sallansın. Şimdi biz Komaroğlu diye bir restorana geldik. Normalde yol üstünde çok ünlüleri var. Arabayla geçerken görürsünüz. Dev gibi yerler. Burası böyle ara sokak. Yani burası tam esnaf lokantası tipi. Aa lezzetli oluyor böyle yerler. O yüzden burayı tercih ettim. Tercihimin doğru çıkacağını biliyorum. Ben mekana bakarım. Bak yemeğin değil, fotoğrafına mekanına bakarım. Lezzeti çözerim. Doğru bu arada. Bunları tahlil edebiliyorsunuz. Biz Sivas'ta köfte yemiştik. O et gibiydi hatırlıyorsan. Köfte değil, bonfile gibiydi. Aynen çok güzel yalnız. Ben mangalda yapılmış. Normal birinin iyi mangalda yaptığı köfteyi seviyorum. Kömürde mangalda. Köfte geldi. Çiçek. Sarımsaklı köfte. Bak işte. Ya bunda sarımsak kokusu alma şansı sıfır, alıyor musun? Direkt sarımsaklı dedim. Tadını alıyorum. Sarımsaklı ama koku alma şansı yok. İnsanı yormaz. Ha, yok yormaz yani bundan bir, iki porsiyon yersin rahat. Evet. Şimdi çok hafif. Fazla hafif. Ve mangaldaymış gibi. Farkını ondan merak ettim. Bir değişik bir şekilde yapıyor olmalı lazım ki bu kadar sulu ve yumuşak olsun. Ben az yiyen biri olarak söylüyorum ki bir porsiyon yetmez. Hafif çünkü. Yer yer gider. Ama ekmekle yerseniz ki ben ekmekle yiyorum. Kokusunu almazsınız dedi de çok güzel kokuyor. Onu demek istediği şu. Yedikten sonra ağzınız sarımsak kokusu böyle yoğun rahatsız edici bir kokuyla kendinizi rahatsız hissetmezsiniz demek. Ben zaten hissetmiyorum sarımsak yedikten sonra. Evet onu biliyoruz hissetmediğini. Soğumsak. Geçen abi soğan sarımsak şeyi söyledim. Tabağa.
közlenmiş. Ceyda da içeride. Ondan sonra bir daha kendine gelemedi Ceyda. İki gün evde her yeri açtı. Her yeri açtık. Mutfağa gidiyor, mutfak kokuyor. Kapalı odasında oturuyor, odası kokuyor. Yatak oda, her bir yer. Toplu taşımaya binmiyorum, şey yapmıyorum. Evimde kokutuyorum kardeşim. Genel olarak Karadeniz'den, genel olarak değil, full mutlu ayrıldık. Mutsuz ayrıldığımız herhangi bir yemek olmadı. Tek mutsuzluğumuz nedir? Hamsili pilav yememek. Bulamadım ya. Pilav yemedim, benim içimde kaldı. Evet, inşallah o yüzden bir daha geleceğiz. Ve bir daha gelmişken benim gidip şimdi Rize'ye kuru fasulyesinden, işte buraya gelip pidesine kadar her şeyi yemem lazım. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yolunuz buralara düşerse buralardan bakabilirsiniz. Trabzonlu Rizeliler, siz de aşağıya önerilerinizi yazabilirsiniz, evet, gelenlere. Yorumlara bakanlar için güzel olur. Yorum bakanı gibi oldu.